kaybedilen umut. Sade, temiz ve samimi. Karlı, fırtınalı bir havada, Keş Dağı'nın eteklerinde kaybettik. Ruhu şad olsun. Biz kendisinden razıydık. Rabbim de inşallah kendisinden razı olsun. Tabii Muhsin Yazıcıoğlu sadece Türkiye'nin değil, Türk İslam dünyasının en önemli liderlerinden bir tanesiydi. Muhsin Başkanımız Türk dünyasının birleşmesini istemeyen, yerli ve milli olmayan, yani Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkezi, Lazı, Boşnağı, Alevisi, Sünnisiyle böyle bir yumruk gibi bir araya gelmiş 75 milyon bir ve beraber olsun istemeyen herkesi rahatsız etti. Maalesef bu saate kadar henüz helikopterin enkazına ulaşmak mümkün olmadı. Bulurlar dedik. O yüzden gitmedik. Biz gitseydik ilk günden bulurduk onu. Görüş mü olur arkadaş ya? Görüş mü olur? Adama güvenler ya. Adam orada sağlam olsun. Sağlam olsun. İki gün geçti. O güne rağmen bulamadılar. Biz ondan sonra karar verdik. Biz dedik yeri de biliyoruz. Yani düştüğü yerde bizim köyün yaylası. Arkadaşlar biliyor. Yani biz tam o dağa düştüğünden çok emin idik yani. Zirveye kadar çıktık. Oradan yine geri dönüş yaptım. 10 metre ilerisi görünmüyor sistem. Gönüllü olarak çıkmak isteyen arkadaşlar toplansın köy meydanına denildi. O gün sabahleyin köy meydanına toplandık. Karnıçuhur'dan yana geri Kızılöz köyüne geçerken Hacı kardeşimiz dedi ki ben de bir görüntü gördüm. Ben de zaten bir arkadaydım. Bulduk dedi. Helikopterin tam üst tarafına geçmiştim dağın. Helikopter benden aşağıda kalmış. Yani o arada da sis aralandı. Bir baktım tabii helikopterin enkazını gördüm orada. Ben Türk'üm. Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm. Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm. Türk ezansız olmaz. Ben Türk'üm. Türk hürriyetsiz olmaz. Efsane 3 Ocak'ları genel başkanıydı. Bunu nereden alıyordu bu efsaneliğini? Tavırlarından, onun bir çekiciliği vardı. Her yerde hani lider olunmaz, lider doğulur derler ya. Üniversiteye ilk geldiği yıldan itibaren hemen etrafında bir haleler oluşmaya ve bir çekim alanı oluşmaya, bir ön plana, kendi arzusu isteğiyle filan değil, birilerinin itmesiyle ön plana çıkan bir Muhsin Yazıcıoğlu vardı. Düşünebiliyor musunuz? 20'li yaşlarda bir delikanlısınız. Yüz binlerce ülkücü gençliğin liderliğini yapıyorsunuz. Eller silah değil, kalem tutmalı diyen bir Muhsin Yazıcıoğlu vardır. Dev yol liderlerinden Nasuh Mitap şöyle anlatıyor. Mamak askeri cezaevinde Muhsin Yazıcıoğlu'yla birkaç ay aynı hücrede kaldık. Bu hücrelerde konuşmak, gülmek ve hareket etmek bile yasaktı. Havalandırmaya çıktığımızda sağa sola bakamaz, kimseyle konuşamazdık. Bu şartlar altında Muhsin Yazıcıoğlu'yla 2,5 metrekarelik bir hücreyi paylaştık. Günde 3 sefer sayım adı altında ikimize de dayak atılıyordu. Askerler dayak attığında birbirimize yardım ediyor, su veriyorduk. Birbirimizi tanıdıkça vatanı parçalayıp satacak insanlar olmadığımızı anlamıştık. Muhsin Yazıcıoğlu daha sonra yaptığı konuşmasında sokakları, şehirleri bölüşemeyenler 2,5 metrekareyi paylaştı diyecekti. Muhsin Yazıcıoğlu evvela 12 Eylül öncesinde cezaevlerinde eten etmek istediler. Pek çok kumpaslar kuruldu. Pek çok oyunlar oynandı. Bir olay var. Bir hadise var. Bu hadisenin
faili olması isteniliyor. Üstlenmesi isteniliyor. Cezaevinde yattığı sıralarda olmuş bir olay. Ve onu işaretliyor. Diyor ki bu olayı ben yaptım. İşte Muhsin Yazıcıoğlu silah verdi. İşte bana araba verdi. Resmini verdi, gösterdi. Ben de gittim o işi yerine getirdim. Öldürdüm adamı. Ondan sonra da silahı da götürdüm. Tekrar Muhsin Başkan'a verdim diye bir el yazısıyla ifadesini alıyorlar. Bir gün Mamak cezaevindeyiz. Askeri cezaevinde anons, mahkemecilerin anonsu, mahkemeye gideceklerin anonsu yapılıyor. Rahmetli ile görüştük, beraber kelepçelendik, şeye bindik, cezaevi arabasına mahkemeye gidiyoruz duruşmaya. Dedim ki hayırdır başkan, ne zaman geldin, seni ne zaman tuttular, neyin nesi, sen neden buradasın falan. Ya dedi sorma dedi, bizim dedi Durmuş Ali var ya Keçiören'de, Seyran Bağları'nda, evet Atasever. O dedi işte onun ifadesini almışlar, çok işkence yapmışlar çocuğa. Filan olayı dedi Muhsin Yazıcıoğlu bana talimat verdi, silah verdi, işte resim verdi, git bunu infaz et diye dedi. Dedim ki başkanım o olayın olduğunda Durmuş Ali cezaevindeydi. Şeyde değildi, yapma ya dedi. Tabii dedim, o dedim cezaevindeydi kesin, ben çok iyi biliyorum, o zaman da cezaevi başkanlığı falan yapıyorum koğuşun birinde. İlk söyledim bunu dedi. Savcı içeri girince demiş ki yaktım çırağını Muhsin Yazıcıoğlu demiş. Eliyle de böyle yapmış. Yaktım çırağını Muhsin Yazıcıoğlu demiş. Eliyle de böyle yapmış. Ondan sonra demiş ki sen demiş işte filancaya silah vermişsin, resim vermişsin, işte hedef göstermişsin. O da gidip onu infaz etmiş. Bu da el yazısı ifadesi. Muhsin Başkan kendisine son derece mi demiş ki bu kadar bir kumpasın içerisinde savcı olarak siz bari düşmeyin. Siz bari böyle bir oyunun, böyle bir tezgahın aleti olmayın sayın savcı demiş. Böyle deyince tabii savcı şaşırıyor. O çocuk, size ifade veren çocuk, bu olay olduğunda Ulucanlar cezaevinde ikinci koğuşta yatıyor. Gidin cezaevi kayıtlarına bakın, adliye kayıtlarına bakın. Ondan sonra o çocuğun ifadesinin doğru olup olmadığını araştırın. Ne de Türk devleti adına sözde devletten yana olup millete dayatma yapanlarla beraber olmayacağız. Benim sağım, solum, önüm, arkam, kafamın şurası, burası filan, ben buyum, ben bir Anadolu çocuğuyum. Gerçekten öyle birisiydi. Ya şuranın adamı, buranın adamı, burayla bağlantısı var filan. Hiçbir yerle bağlantısı olmayan bir insandı Muhsin Yazıcıoğlu. Buna bu milletin evlatları yüce Allah'a inandıkları gibi inansınlar. Evet, adım Muhsin Yazıcıoğlu. Bende ve arkadaşlarımda demek ki de olmaz. Biz inandığımızı yaptık, inandığımızı yapmaya devam ediyoruz. Anadolu insanı kimleri rahatsız etti? Türkiye üzerinde emelleri olan içerideki ve dışarıdaki ve içeride onların uzantılarının hepsini rahatsız etti. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu hiçbir güce eyvallah etmeyen, Allah'tan başka kimseden korkmayan, onun rızası dışında hiçbir işi yapmayacak ve karşılığı ne olursa olsun satın alınamayacak bir adamdı. İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş, 112 acil servisini arayarak bacağının kırık olduğunu, helikopterde bulunanlardan sadece Erhan Üstündağ'ın inlediğini, Murat Çetinkaya ve Kaya İstektepe'den ses gelmediğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise göremediğini söyleyecek. Efendim, Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte biz helikopterle düştük. Neredesiniz efendim şu anda? Bilmiyorum nerede olmuştu. İnan ben sana gelemiyorum. Şu an son durum, nasıl şu anda, nasılsınız? Şu an bizim telefonumuz size geliyor arkadaşlar. İşte yerlerden sesler geliyor mu? Nasıl? Diğerlerinden bir haber alabilir miyim? Bir ses geldi mi? Diğerlerine hep şey geliyor. Bir dakika, bir dakika.
Ya, orada cesetleri gördüm. Zaten cesetlerin yüzünde yani 2 santim buz vardı ilk üstteki cesetlerde. İsmail Güneş'e zaten hiç ulaşamadık. Muhsin Yazıcıoğlu başkanımıza da ulaşamadık o anda. Maraş valisi buldunuz mu diyeni ben aradı. Biz de bulduk dedim ben. Hepsini de buldunuz mu dedi. Ben dedim 4 kişi var, ikisi yok dedim. Biri Muhsin, birini de bilmiyorum dedim. 2 kişi kayıp dedim. Sence nerede olabilir dedi. Bence ben enkazın altında dedim ben. Son haber kriz merkezinden Yeşilköy'de 3.30'da patlama sesi diyor. Tamam mı? Biz Yeşilköy'e gidelim. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazayla ilgili olarak maalesef mahkeme çok süratli çalışmadı. DDK raporu bazı soruların yanıtsız kaldığını ve araştırılmadığını gösterdi diyecekti. Sonra bildirilen yerin yani helikopterin düştüğü yerin bulunamaması. Bakıyorsunuz ilk gün ilk saatlerde yer tespit edilmiş. İlk gün ilk saatlerde yer tespit edildiğine göre niye 46 saat bulunamadı? İşte önce radarlar çalışmıyordu. Daha sonra işte ana kumandaya bilgi gönderen sistemde arıza var denmesi ve hala bugün geldiğimiz noktada bugün bütün kalplerdeki şüpheleri giderecek şekilde aydınlanmamış olması. Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Buradan Gemerek'teki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Bütün değerli hemşehrilerimi buradan helikopterden sevgiyle selamlıyorum. Olay yerinde vardığımızda iki tane dışarıda, bir kişi dışarıdaydı. Herhalde Erhan Üstün daha olacaktı. Allah rahmet eylesin. Onu gördük. Yan tarafında birinin eli dışarıdaydı. Arkadaşlara sordum ben, iki kişi de dedi helikopterin altında var. Muhsin Başkan'ı herkes tanır bizim köyden. Muhsin Başkan var mı dedim, yok dediler. İsmail Güneş'i ve Muhsin Başkan'ı biz o gün görmedik. Gelmişlerdi buraya. 4.30'dan belli buradayız dün. Muhsin Yazıcıoğlu yok. Biz şöyle düşündük. Dedik ki bu helikopterin altındadır. Biz bu helikopteri ters çevirirsek arkadaşlar dedim. Bunda bir suyu gasp olsa bu dedim bize mal olur, kayıp ederiz. Biz hiç uğraşmayalım. Bunun hepsi burada ölmüştür dedim. Yani helikopterin altında olduğunu düşündük yani. Ben helikoptere bizzat baktım. Kamerası, gazetecinin o şeyleri hepsi hiçbir şeye el dokunulmamış. Yani perdüsü olsun şeysi hepsi orada duruyor. Jandarmayı aradık, biz dedik bulduk. Tekir Karakol'unu aradık. Biz şu an enkazı bulduk. Sisne köyüne gidiyoruz dedik. Tam düştüğü bölgede çekiyor. Yani 5 metre aşağısına indiğin zaman telefonlar çekmiyor. 9 Mart 2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, bu yapıların ortaya çıkmasından sonra rahmetli Yazıcıoğlu'nun suikastinde devlet içindeki çetelerin etkisi olduğunu düşünüyorum diyecek ve böylece resmi kanattan suikastle ilgili ilk paralel yapı açıklaması gelmiş olacaktı. Helikopterin beyni denilen cihazlar enkazda bulunamayacak. Daha sonra bu cihazları söken iki askerin görüntüleri yayınlanacaktı. Gazeteci yazar Köksal Akpınar, Kanlı Çukur adlı kitabında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için giden ekibin içinde yer alan şahısların Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinden cihazları çalanlarla aynı kişiler olduğunu söyleyecek. Ben pazartesi günü tekrardan gittim. İsmail Güneş'i aramak için. Oraya vardığımda helikoptere baktım. Enkazı yuvarlamışlar. İçindeki bütün aletleri sökmüşler. Yani bizim ilk bulduğumuz günkü gibi değil. Orayla oynamışlar. Helikopteri aşağı yuvarlamışlar. Muhsin Yazıcıoğlu 5 metre aşağı inmiş. Ve kapıyla beraber inmiş. Üzerinde kar kaplamış yani. Biz ondan dolayı görmedik Muhsin Yazıcıoğlu'nu. Bu askeri göndersem bu kişiler ölmüştür. Bunlar da giderse o havada ölür diyor yani. Havanın şartları çok kötü. Biz ama her şeyi göz önüne aldık. Oradan gidip
Yeşilgöl'den inecektik yani, son karar. Ölsek de yani o amaçta gittik yani. Dönemin Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopteri bulundu ve Muhsin Yazıcıoğlu yaşıyor bilgisini verecekti. Çok geçmeden bilginin asılsız olduğu ve birilerinin süreci manipüle etmek istediği anlaşılacaktı. 15 Temmuz sürecinden sonra aralarında Ali Orhan Dinç'in de bulunduğu 11 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerinde gözaltına alınacaktı. Şimdi ortada çok ağır şüpheler var. Yani 6-7 tane çok önemli şüphe var. Yani mesela ne gibi? İşte kurtuldu geliyor bilgisi. Şimdi bu açık ve net bir şüphe. Kurtuldu geliyor ve kaburgası kırık, işte iç kanaması var, bacağı kırık. Daha sonra bakıyorsunuz bu bilgiler tutuyor otopsi raporlarında. Dolayısıyla şüphe dağılmıyor, tam tersine şüphe derinleşiyor. Otopside yaşanan aksaklıklar, adli tıp kurumunun vermiş olduğu raporlardaki çelişkiler, yani başka diğer bütün bu bilgileri, ama esas bu ana 6-7 şüpheye baktığımızda hala bu şüpheler aradan 8 yıl gibi bir zaman geçtiği halde aydınlatılmamışsa ya da burada hatası, ihmali, kastı, kusuru olanlar ortaya çıkarılıp hukuk önünde hesabını vermemişse bugün bize hiç kimse bunun kaza olduğunu söyletemez. Evet, adım Muhsin Yazıcıoğlu. Bende ve arkadaşlarımda demek güzel var. Türkiye'yi yönetmek istiyorum bir kere. Ama Türkiye üzerinde emelleri olan güçlerin desteğini alarak değil, sadece milletin desteğiyle iktidara gelip, eğer bir diyet borcu ödeyeceksem, ben bu vatana, bu millete öderim. Başkalarının desteğiyle gelip, onlara diyet borcu ödemek istemiyorum. Onun için de size iğneyle kuyu kazdırır gibi siyaset yaptırıyorum. Benim şahit olduklarım var. Şahit olan arkadaşlardan dinlediklerim var. Rahmetliye birden fazla başbakanlık altın tepsi içerisinde sunuldu, ben bunu biliyorum. Birisinin şahitlerinden birisiyim. Dünya ve ahiret görüşü olarak Marksist felsefeye, komünizm ideolojisine karşıydık. Ama bizim sadece salt komünizme karşı olmak için ülkücü olmak çok sığ kalırdı, çok yavan kalırdı, çok anlamsız kalırdı. Komünizmle mücadele için, komünizmle mücadele esasen kapitalist dünyanın bir mücadele şekli olmak iktiza ederdi. Bizim için esas olan rızayı bariydi. Bizim için esas olan nizam-ı alem davasıydı. Bizim için esas olan ilahi kelimetullah davasıydı. İşte bu duyguları, bu kavramları ülkücü hareketin özüyle, hareket noktası, çıkış noktasıyla özdeştiren ve onlara ona yeni bir ruh, yeni bir hareket noktasına getiren, kanımız aksa da zafer İslam'ın diye kendisini, o ideolojiyi sloganlaştırabileceğimiz, çağrımız İslam'da dirilişedir sloganıyla deki bu hareketi özdeştirebileceğimiz bir noktaya getiren ekibin başında ve en önemli figürlerinden bir tanesi de rahmetli cennet mekan Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Bir gün yolculuk yapıyoruz aynı araçta. Dedim ki Sayın Genel Başkanım, bu kadar yıl tek kişilik hücrede kaldınız. Nasıl vakit geçiriyordunuz? Dedi ki spor yaptım, yapıyordum. Kitap okuyordum. Namaz kılıyordum. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıyordum.
Ben maydanoz yiyordum dedi. Dedim ki başkanım sporu anladım. Vücudunuzu zinde tutmaya çalışıyorsunuz. Namaz, Kur'an-ı Kerim tilaveti, inancınızın gereğini yapıyorsunuz. Kitap okuyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz, ufkunuzu açıyorsunuz, bilginizi artırıyorsunuz. Bu maydanozu anlayamadım. Maydanoz nedir dedim. Güldü böyle, güzel tebessüm ederdi sizin gibi. Çok güzel tebessüm ederdi. Dedi ki, tıbbiyeli arkadaşlar haber gönderdiler bana. Başkanım uzun süre karanlıkta kalırsanız gözler de körlüğe sebebiyet verir. Bunun panzehiri de yeşili seyretmektedir. Bir de maydanoz iyi gelir derler. Göze dedi, alırdım birkaç bağ maydanoz aldırırdım, sererdim. İşte bu saydığım şeylerden fırsat bulduğum zamanlarda da onu seyrederdim. Yeşili sararanları da yerdim, biterdi, birkaç bağ tekrar aldırırdım. 25 Mart 2009 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki 5 kişinin Kahramanmaraş mitinginden Yozgat Yerköy mitingine hareket etmek üzere bindiği helikopter bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. Silinen radar kayıtları, helikopterin beyni denen cihazların enkazdan kaybolması, bu cihazları söken askerlerin görüntülerinin yayınlanması, Yazıcıoğlu ve 5 kişinin kanında yüksek miktarda zehirli gaz bulunması gibi bilgiler ve iddialar kafaları karıştıran soru işaretleri olarak gizemini korumakta. Ben de suikast olduğunu inananlardan biz. Bugün yurt dışına sık sık geziler yapıyoruz. Bizim orada da teşkilatlarımız var. Bir ülkeye gidiyorsunuz, uçaktan iniyorsunuz. Cep telefonunuzu açtığınızda filan ülkeye hoş geldiniz diyor bizim büyükelçiliğimiz. 3 gün süreyle Türkiye'nin hudutları içerisinde VIP uçuşu yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi, Türk İslam dünyasının göz bebeği olan Muhsin Yazıcıoğlu nasıl bulunamadı? Biz aydınlatılmasını bekliyoruz. Bunu sadece kendi açımızdan değil, bunu Türkiye'deki bu ve buna benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması için, bu ve buna benzer hadiseler üzerinden millete, milli iradenin yegane sahibi olan millete parmak sallanmaması adına biz bunu istiyoruz. Bunun aydınlatılmasını istiyoruz. Bunun arkasında kim varsa, yani FETÖ varsa FETÖ, başka bir örgüt varsa başka bir örgüt, efendim dış istihbaratlar varsa dış istihbarat, içeride başka odaklar varsa, güçler varsa onlar, yani kim varsa bu aydınlatılsın, ortaya çıkartılsın ve bütün şüpheler dağıtılsın ve artık bu konu istismar edilmesin. Faili meçhul cinayetler oldu. Bir yenisi daha olmaması için bunun müsebbiplerinin ortaya çıkarılması ve bir daha böyle şeylere girişmek cesareti kimse göstermesin. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor densin. Kaza mı? Ki inşallah öyledir. Onu ispat etsinler. Bizde kaza olduğunu. Benim çok aklımda kalan bir şey 5,5 sene çay içmemesi. Yani şimdi ülkücüsün, çay bizim vazgeçilmezimiz. Hapistesin. Bir gün arkadaşlar Koğuş'ta çay nizahı yapıyorlar bizim Adana teşkilatından ülkücüler. Muhsin Başkan da onların olduğu Koğuş'ta. Çay yüzünden kavga çıkıyor diye başkan canı sıkılıyor, kızıyor ve ertesi gün disiplin olsun diye çay yasağı. Ertesi gün kimse çay içmiyor. Ama başkan kendisine o yasağı 5,5 sene uyguluyor. O çocuklara örnek olacağım diye 5,5 sene çay içmiyor. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Kamuoyunda şöyle, taksiciye binin, bir berbere tıraş olmaya gidin, manavdan bir kilo portakal alın, bir okuldaki öğretmene sorun. Veya yaşı Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi kişiliğini yeten lise, üniversite öğrencilerine sorun. Ev kadınına sorun, kime sorarsanız sorun.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetiyle ilgili olarak hiç kimse normal bir ölüm olarak, normal bir kaza sonucu ölüm olarak yorum yapmayacaktır. Hepsi şunu söyleyecektir millet vicdanı. Muhsin Yazıcıoğlu'nu yediler. Muhsin Yazıcıoğlu'nu götürdüler. Muhsin Yazıcıoğlu'nu yok ettiler. Yani biz hukuken çok somut bir takım hukuki delillerle ispat noktasında çok güçlük çekebiliriz. Ancak milletin maşeri vicdanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bir suikaste kurban gittiğine inanıyor. Ölümünün ardından Avrupa ülkeleri de dahil birçok ülkede gıyabi cenaze namazı kılındı. 31 Mart 2009'da 10 binlerin katılımıyla Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle vasiyeti üzerine Akif'in de İstiklal Marşı'nı yazdığı yer olan Taceddin Dergahı'nın bahçesine defnedildi. Zaten Muhsin Yazıcıoğlu'nu ülkücü hareketin, ülkücü gençliğin gönlünde taht kurmasına sebep olan vasfı da onun bu vefa ve dostluk vasıflarıydı. Alperen'i boynu bükük bıraktın, altı canı saatlerce arattın, Furkan'ı da öksüz, yetim bıraktın, haritadan sildim seni Keştağ'ı, çok severdim, sevmediğim yer oldun, Muhsin Başkanıma sebep sen oldun. Kimisinin Muhsin abiydi, kimisinin Muhsin kardeşiydi, kimisinin Muhsin evladıydı. Alperenlerin başbuğuydu. Büyük Birlik Hareketi'nde ebedi siyasi lideridir ama Secde-i Rahman'da iki büklüm kul bir Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Bir delikanlı düşünün. Tek kişilik hücrede. Her an idam fermanı çıkabilir. Suçsuz olup olmamanız önemli değil. Ama o haliyeti ruhiyeyi düşünebiliyor musunuz? O güçlü imanı düşünebiliyor musunuz? O hiç üzülmüyor. Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri düşünüyorum diye başlıyor. Dağlarda dolaşıyor, çeşme başlarında uzanıyor. Sonsuzluğa ulaşıyor, sonsuzluğu düşünüyor. Ve tekrar gerçeğe dönüyor. Durun, kapatmayın pencereleri. Güneşimi kapatmayın. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor. Bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum. Düşünüyorum.